Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Bu niye böyle gösteriyor? Vallahi arkadaşlar, kusura bakmayın, ocak biraz ses çıkartıyor ama yapacak bir şey yok. Ben de yani bu ocağı kullanıyorum, biliyorsunuz, devamlı tipi kullanmıyor. Çünkü bu hem elektrik yapmıyor hem de şey, ne onun adı, daha hızlı pişiriyor yemekleri. Onun için yemeği biraz geç de yapsam hani sıkıntı yok. Zeytinyağı kullanıyorum. Bu aralar işte hacamatlıyız ya hani. Onun için yemeklerimizi etsiz, zeytinyağı kullanıyoruz. Hayvansal gıda yemiyoruz. Bir haftadan beri resmen içim kurudu vallahi. Hayvansal gıda derken eti bir yana bıraktım da vallahi en çok şey sabah kahvaltısında yumurtayla peynir çok arıyor. Çünkü yiyecek hiçbir şey yok. Sadece zeytinle tahin, pekmez, bunları yiyorum Meysa'yla. 2 gün kızartma yaptım, onları yedik öyle. Şimdi de tahin, pekmezle zeytin yedik bugün. Başka bir şey, bir de turşu canım istedi, turşu çıkarttım dedim, bari yanında eşlik yapayım dedim. Yumurta yok, peynir yok. Ondan sonra mesela bazen ben canım istediğinde yoğurt yiyelim ayarladığımda, tatlı olduğu zaman mesela yoğurt çıkartıyordum. 2 kase, birini eşime birini Veysel'le bana. Derken ne? Kim o? Veysel? Sen mi girdin içeriye? Tamam, ben. Ha? Onun için. Kim o dedim de niye cevap vermedin? Duymadım. İşte yoğurt morttan da mahrum kaldık. Şimdi hiçbir şey yiyemiyorum. İki gün kızartma yaptık. Patlıcan kızarttım, patates kızarttım. Dün çocuklar evdeydi, oğlanlar. Oğlanlar derken sadece Mustafa yani. O dedi ki, anne dedi ya dedi, hafta sonu dedi bir kızartma dedi yap da dedi yiyek dedi. Ona da yine patates kızarttım, patlıcan vardı, onu kızarttım. Kabak kızartmadım, kabağı da akşama yemek yaptım. Vallahi şu anda hiç böyle kendimi böyle vitaminsiz gibi hissetiyorum. Tereyağı yok mesela, yoğurt yok. En azından hiç olmasa peynir dürüm yapıyorduk sabah kahvaltıda, şeyinin yumurtayla ya haşlıyorduk ya yağda pişiriyorduk, tereyağında ben seviyorum. Hiçbir şey yok. Eti bir kenara bıraktım da. Et fazla şey yapmıyor hani. Olmasa dolu, önceden her gün et mi yiyorduk zaten? Ama şimdi para kazanıyor, çok şükür. Gücümüzün yettiği kadar. Gidip de tabii 600'e 700'e kıyma veyahut da et alamıyoruz da, et balık kurumundan işte anca alabiliyoruz öyle. O da et değil, çoğunlukla ben mesela kıyma ucuz diye kıyma alıyorum. 279 lira işte, 280 lira olduğu için kıyma alıyorum. Et 450 lira. Pirincimi de ısladım arkadaşlar. Nohuda baktım da nohut değilmiş. Nohut da koyacaktım o için. Yanına da azıcık makarna pişireceğim. Çünkü bunu tek yemezler biliyor. Üstüne de çamuru kalmış, görüyor musun? Çok çamurluydu. İyi de yıkadım ama 2-3 kere. Yine de kalmış yaradı. İçine domates konserve mi var, onu da koyacağım arkadaşlar.
Ben kalsa ben böyle sade de yiyeyim. Bizimkiler bunun yanında mutlaka ya pilav ya makarna olacak. Karnılar doymasın. Pirincimi de şöyle ısladım azıcık. Pirinçli olsun dedi. Geçenkinde nohut da vardı. Nohut da şarttı. Nohudum haşlanmış, nohudum bitmiş. Nümeysa abin geldi kızım, kapıyı aç. Çok az salça koyacağım arkadaşlar. Yağmurda sevindiydik arkadaşlar. İyi dedik, eşim dedim tadilatı yaptı dedim. Ev akmıyor dedim, sevindim. Sevincim kursağımda kaldı. Diğer taraflarda gene hele şükür şey yok da o kadar. Mutfak akşam iyi akmış. Eşim baktım patır kütür ses geliyor. Ne oldu dedim. Dedi hiç mi bakmadınız buraya dedi. Akmış dedi. Oranın çinkosu çürümüş. Akmış, hep leğen koydu. Vallahi aksa da artık yağmur yağsın yani. Mecbur leğen koyacağım. Aksın ne yapayım. Ama yağmur yağsın. Ortalık barajlar marajlar hep kurumuş. Ortalık susuz. Kıtlık gelecek yakında. Az kaldı. Böyle küçük küçük şey şişeleri vardı, zeytin şişeleri vardı. Onlara koydum böyle. İyi oldu. Hoş geldin. Bu pişsin, pişmesine yakındı arkadaşlar. Makarnayı ocağa koyarım. O kaynayana kadar pirinç ıslansın biraz daha. Ondan sonra pirinci atarım içine. Makarnamı da çıkarttım. Makarnamı da şimdi pişirdim. Vallahi mantı canım istiyor. Ben normalde hani yapıyorlar, üstüne tereyağı döküyorlar. Onu da yiyemiyor. Mantıyı da yiyemiyor. Hadi patatesli yapayım desem. O da yok, o da yok. Bakalım artık nasıl edeceksek. Şu ferizimiz bitsin de bir mantı yapak da yiyek inşallah. Biraz daha koyacağım arkadaşlar su. Çünkü pirinci koydum mu o pirinç su lıp diye gider. Biraz pirinçli, hafif koyu seviyorum böyle. Koyucu. Çünkü kaynayınca pirinci katınca içine çekecek mecbur. Domates de güzel oldu. Yanına da makarna. Mis gibi bu kaynasın. Pirincin içine atacağım arkadaşlar. 2 tane de limon sıkarım, içine atarım. Limonla beraber yavaş yavaş kaynasın. Artık yemekte sıkmak isteyenler de sıkar. Ona göre. Anamla konuşamadım. İzledi aradım. Ne aradın? Zeyt Hoca. İnternette aradım. Sesi gelmiyor. Niye? Dinamo'dan. İnternette uyar şimdi. Su içirmiyormuş. 5. kat ya. Kızım onu çıkarak almışsın. Bizim makine
makine bazen arkadaşlar şey yapıyor, kirli çıkartıyor. Neyden oluyor bilmiyorum. Tamam, başlıyor. Dozunu da güzel koyuyor, ayarlıyorum, yapıyorum. Erman bir kaşık koy sadece. Ne oluyor lan? Tabletini de azıcık avucundan koyayım da yiye bari şeyini biraz hızlı avucundan. Her şeyini iyi yapıyorum ama nasıl oluyorsa gene de yaptım. Ya bunlar öyle bir tane adamı mesaj attılar ki. Bugünmüş kanlı şeyine çağırıyordu. O niye öyle yavan ya? Yavan mı? Saça saz gibi olmuş. Saça saz yaptım zaten. Sebep? Domates vardı, onun için az koydum salçasını. Salça hiç koymadım daha doğrusu. Hasta yemeği. Ne alakası var? Hasta yemeği yağsız, tuzsuz olur. Bu yağ var, sadece salçası yok. Böyle ye. Sana canı sağ olsun. Olmaz. Şimdi mecbur pilav isteyecektiniz bu pırasanın yanında. Onun için ben de dedim bari her gün pilav yemeyek de. Olma hanım için zaten şeyin içinde pirinç var. Burası nohudum gitmiş zaten, nohut da kalmadı. Şeyden alayım da nohut. Bunu bitireyim mi neyse? Nohutların yemeklerini de koysam soğurdu gelene kadar. Hüseyin abinin anası ölmüş. Hüseyin? Buradan mı? Bilmiyorum, anası ölmüş de Abdullah. Allah rahmet eylesin. Enerjiyle enerjiyle duymadım ben. Haberim yok. Valla arkadaşlar, hacamat iyi, güzel, hoş, kolay da hacamatın pehrizi zor. Sabah kahvaltısında resmen aç kalıyor. Ona diyorum Eysa, en azından diyor hani yumurtayı sevmesem de diyor, en azından diyor karnım doyuyordu diyor. Şimdi o da yok. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.